Sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersimizin 2. dönem 1. yazılı çalışma sorularını yapacağız. 1. ve 2. üniteden oluşturduğumuz için şayet sizler farklı ünitelerden sorumluysanız o ünitelere de muhakkak bakmanızı ya da videolarımızdan izlemenizi tavsiye ederim. Klasik sorularla başlayalım. Birinci sorumuz Ashab-ı Suffe hakkında bilgi istiyor. İslam'ın yayılmasına ve doğru öğrenilmesine Ashab-ı Suffe'nin katkısı nedir? Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra biliyorsunuz Mescid-i Nebi'ni yaptırmıştır. Mescid-i Nebi'nin yanına da Suffe adı verilen odalar yaptırmıştır ki burada yoksul sahabiler hem barınmışlar hem yaşamışlar orada hem de ilim öğrenmişlerdir. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe ile bizzat ilgilenmiş, onların eğitimleriyle, onların yetişmeleriyle bizzat ilgilenmiş ve onlara İslam'ı birinci kaynaktan, Kur'an ve sünnetten öğrenmelerine vesile olmuşlar ve burada yetişenler öğretmenler olarak, İslam'ın eğitmenleri olarak çeşitli bölgelere giderek İslam'ın anlatılmasını sağlamışlardır. İkinci sorumuz, veda hutbesinden çıkarılabilecek ilkeler, pek çok ilke var ama kısaca, veda hutbesi özellikle Müslümanlara, genelde ise tüm insanlığa Peygamberimizin son hitabıdır. Adalet ve eşitlik temeline dayanır. Kadınların haklarından bahseder, onların incitilmemesini ister, temel insan haklarına ve Müslümanların kardeşliğine vurgu yapar, faizi yasaklayarak ekonomik hayatı koruma altına alır, Peygamberimiz insanlığın hidayeti için Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti bizlere emanet olarak bıraktığını ve bu ikisine uyduğumuz sürece asla doğru yoldan çıkmayacağımızı bizlere müjdeler. Peygamberimizin bize örnek oluşu ile ilgili bir olay anlattınız. Değerli arkadaşlar, Yüce Rabbimiz Kur'an'da şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurur. Peygamberimiz de müşriklerin her türlü baskılarını, eziyetlerini ne yaptı? Sabretti. İşte bu davranışla Müslümanlara örnek olmuştur. Ayrıca eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ayeti uyarılır. Cömertliği ilke edinen Peygamberimiz kendisinden bir şey isteyen asla geri çevirmemiştir. Eli açıktır ve buna da cömertlik denir. Cimrilikten uzak durmuştur. Bu da bize bir örnektir. Biz de Peygamberimizin hayatını örnek alarak bu gibi güzel davranışları edinebiliriz. Son sorumuz klasiklerden. Peygamber Efendimizin dinle ilgili açıklamaların Müslümanlar için bağlayıcı olması. Kıymetli arkadaşlar, kısaca anlatayım, ekranda da yazıyor. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i insanlara olduğu gibi aktarmıştır. Buna tebliğ denilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in içerisinde açıklanması gereken bölümleri Peygamberimiz bizzat açıklayarak, uygulayarak insanlara öğretmiştir. Buna da tebyin denilir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın yazar, oruç tutun, zekat verin yazar. Ancak bu ibadetlerin ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı ve kimlerin yapacağı konusunda açıklamaları işte Peygamber Efendimiz yapar. Peygamber Efendimizin işte bu hadis söylemiş olduğu sözlere hadis, uyguladığı davranışlara da sünnet denir. Bizler de bu hükümleri uygularken Allah'ın bildirdiği gibi Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ayeti gereğince Peygamberimizin yapmış olduğu davranışları, ibadetleri kendimize örnek edinir, rehber ediniriz diyeceksiniz. Boşlukları dolduralım. Birinci sorumuz, Ravza-i Mudahhara'nın açıklaması var bakın burada. Peygamberimizin cenazesi gül bahçesi anlamına gelen Medine'deki Mescid-i Nebi'nin içerisindeki Ravza-i Mudahhara'ya defnedilmiştir kıymetli arkadaşlar. Müşriklerin Müslümanlarla her türlü sosyal ve ekonomik ilişkiyi yasakladıkları döneme boykot dönemi denir ki 3 yıl sürmüştür. Mescid-i Nebi'nin yanına inşa edilen, yukarıda anlatmıştım, Suffe, İslam'ın ilk eğitim öğretim kurumudur. Hicret eden Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara Ensar denir, göçenlere de Muhacir denir Mekke'de Medine'ye gidenlere. Bu olaya da hicret denir biliyorsunuz 622. Peygamberlerin Allah'tan gelen vahiylerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden, herhangi bir değişiklik ya da ilavede bulunmadan anlatmalarını az önce anlattım. Tebliğ denilir. Ayetleri Peygamberimizin açıklamasına da tebyin adı verilir. Kanun koyma anlamında Peygamberimizin teşri yetkisi vardır. Kur'an'da olmayan hükümleri Kur'an'a uygun bir şekilde, Kur'an'ın diğer ayetlerine örnek alarak Peygamberimizin kanun koymasına teşri denir. Örneğin yırtıcı hayvanların etinin yasaklanmasını Peygamberimiz Kur'an'a uygun şekilde koymuştur. Hazreti Ayşe'nin, Peygamberimizin eşinin bildirdiğine göre Peygamberimizin ahlakının kaynağı nedir? Kur'an'dı. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı diye bizlere buyurmuştur. Peki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kur'an'da geçen Peygamberimize itaatle ilgili bir ayet.
Doğruya doğru, yanlışa yanlış bölümündeyiz. Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Doğru. Muhacir Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara denir. Doğru. Hudeybiye Anlaşması Uhud Savaşı'ndan önce diyor. Hayır değerli arkadaşlar, daha sonra imzalanmıştır. Bu maddemiz yanlış. Mekke'nin fethiyle birlikte Kabe putlardan temizlenmiştir. Doğru. Asr-ı Saadet, Hazreti Muhammed'in peygamberlik görevini yaptığı ve varlığıyla alemi şereflendirdiği devirdir. Asr-ı Saadet dönemi denilir peygamberimizin dönemine. Kendisinden sonra gelen dört halife dönemine Hulafa-i Raşidin dönemi denilir. Peygamber Efendimiz vahyi insanlara eksiksiz bir şekilde bildirmiştir. Doğru. Bir kötülük gördüğümüzde ilk önce onu dilimizle değil elimizle düzeltmeliyiz değerli arkadaşlar. Daha sonra kalbimizle. Önce elimizle, sonra dilimizle, en son kalbimizle düzeltmeliyiz. Yanlış. Vahyin ilk muhatap olan Peygamberimiz vahyi bize açıklamıştır, tebyin etmiştir. Doğru. Peygamber Efendimiz kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir. Bu da yanlış bir cevap. Hemen test sorularını da cevaplayalım kıymetli arkadaşlar. Hazreti Peygamber Zeyd bin Harise ile beraber İslam'ı anlatmak için gittiği Taif'te hakarete uğramış, taşlanmıştı. Buna rağmen Taiflere beddua etmedi. Uhud'da yaralandığında da Kureyş'in iyiliği için dua etti. Bu durum Peygamberimizin kişisel özelliklerinin hangisine örnektir? Değerli arkadaşlar, hakkı gözetilmesi, adaletli oluşu, yardımsever, cömert oluşu, bağışlayıcı ve affedici olur. Bakın Peygamberimizin bize örneklerinden birisi. Aşağıda Ensar ile ilgili verilen bilgilerden Ensar kimdi? Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara yardım eden sahabeler. Medine'li Müslümanlardır. Doğru. Muhacirler yardım olmuşlardır. Doğru. Cömertlikleri Kur'an'da övülmüştür. Yani hepsi de var değerli arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Denizli. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sevgili Peygamberimizin Medine'de Müslümanlara ait bir pazar yeri? Hicretten sonra bir pazar yeri kurmasının sebeplerinden biri değildir. Müslümanların ekonomik bağımsızlığını temin etmek var. İslam dininin ticari hükümlerini göstermek var. Müslümanların kısa yoldan zengin olmalarını sağlamak, böyle bir hedef yoktur. Pazarda alışverişin adab ve kurallarını belirlemek var. 4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin eğitim öğretime verdiği önemi göstermektedir? Medine'de bulunan Araplar ve Yahudilerle Medine Sözleşmesi'ni yapması bu İslam devletinin bir gereğiydi. Bu değil. Ensar ve Muhacir arasında muahat, kardeşlik anlaşması yaptı. Bu birlik beraberlik içinde değil. Bize eğitim öğretimi soruyor. Çevre veya ülkelerine, çevre ülke liderlerine, kabile başkanlarına elçiler göndermesi. Bu da devletin İslamiyet'in tebliği politikası. Mescid-i Nebi'nin arkasına Suffe verilen eğitim yuvası. İşte bu değerli arkadaşlar İslam'ın eğitime verdiği önemi gösterir. Peygamberlerin görevlerinden biri de tebyindir. Yukarıdan beri defalarca açıkladığın tebyin neydi? Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara eksik bildirmesi, tebliğ bu. Allah'tan aldığı vahiyler açıklaması, beyan etmesi. Bakın işte bu tebyindir. Hüküm koyması bu teşridir değerli arkadaşlar. C şıkkı. İyiliği emretmek, kötülüklerini nehyetmesi de emre bil maruf, nehyanil münkerdir. Altıncı sorumuz, Allah tarafından peygamber olarak gönderilen Hazreti Muhammed, peygamberlik görevini yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? Vahiy eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmiştir, tebliğ. Vahiy yaşayarak, uygulayarak göstermiştir, sünnet. Vahyin zor olan kısımlarını insanlara gizlemiştir, haşa böyle bir şey yapmamıştır, C şıkkı. Vahyin anlaşılmayan kısımları insanlara açıklamıştır. Bu da tebyindir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tezkiyeye örnektir? Tezkiye neydi değerli arkadaşlar? Arınmak, temizlenmek manasına gelir. Peygamberimizin iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması. İşte insanlara nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu anlatması bize tezkiyeye örnektir. Diğerlerine gerek yok. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamber Efendimiz'in vahiy yaşayarak anlatmasına örnektir? İbadetlerin yapmasını göstererek öğretmesi. Kur'an'da dediğim gibi değerli arkadaşlar, mesela haccı yapın der. Peygamberimiz veda haccında demiştir ki haccın menasiklerini, kurallarını benden öğrenin. Yani ben nasıl haccı yapıyorsam siz de bu şekilde yapın diye. İşte buna Peygamberimizin vahyi yaşayarak öğretmesi ve sünnet adı verilir ki. Böylece kıymetli arkadaşlar, 8. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersimizin 1. ve 2. ünite sonundaki değerlendirme sorularından kullanarak 2. sınavımıza, 2. dönemin 1. sınavına hazırlık çalışmalarını sizlerin istifadesine sundum. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni derslerde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.